Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu'nun en faydalı olarak nitelendirdiği 5 sebzesinde 5 numara maydanoz. Evet. Tabii ki her zaman söylediğim gibi yakışıklı maydanozlar değil. Böyle elim büyüklüğünde 3-4 yaprağı olanlar var. Bizim söylediğimiz sofralarımızın kurucuları olan köylülerimizin pazara getirdikleri evet. o küçük maydanozlardan bahsediyorum. Evet bu beşinci sırada. Bakın bu maydanozun içinde apiol diye bir yağ var. Bu ne yapıyor biliyor musun Hüseyin? Cilt altındaki iltihabı dışarı atıyor. Yani bunun böyle bir özelliği var. Ancak bunu tek başına yapamıyor. Bu güce sahip molekülleri var. Fakat yeterli değil. Bunun için ne yapıyorsunuz? Yanına limon suyuyla beraber bu hazırlanıyor. Şu meşhur maydanoz limon kürü. Bunun dışında maydanozun içerisinde en az 11-12 tane antidepresan özelliği olan etkin maddeler var. Maydanozu zaten tüketmeye başladığınız zaman bunu fark edersiniz. Bir başka özelliği Hüseyin cildinizi tazeler. Yani Cildi tazelemek nasıl oluyor? Yani hücrelerin bir zarı var, membranı var. İşte bu membrandan toksinlerin dışarı atılmasında mükemmel bir yardımcıdır. Bir başka şey karaciğerin bağışıklık sistemini güçlendirir. Yalnız değerli izleyicilerimize ben hemen belirtmekte fayda görüyorum. Aa maydanozun biz bu özelliklerini bilmiyorduk deyip avuç avuç maydanoz tüketmekte yanlıştır. Her şeyde bir ölçü var. Yani bu günde işte bir sabah kahvaltısına oturduğunuzda 3 tutam bunu tükettiğiniz zaman, 10-15 gram tükettiğiniz zaman bu yeterli olacaktır. Bunu söyleyeyim. Maydanozun başka bir şeyi hepatit B'ye karşı, bu virüse karşı direnç kazanmanızı sağlar. Böyle bir özelliği var. Ee, böbrekte protein kaçağına karşı yardımcıdır. Ama tek başına bu yeterli değil tabii. Yani fonksiyonel. Ee, bir başka şey daha yüksek tansiyona karşı. Bakın düşük tansiyonlular böyle maydanozu e, blenderdan geçirip suyla karıştırıp limon mesela tansiyonun düşmesinde e, etken rol oynuyor. Dolayısıyla e hipotansip özelliği olan düşük tansiyonlu kişilerin bu maydanozdan uzak durması gerekir. Yani tansiyonunuzu düşürüyor. Şimdi gelelim. E, dördüncü 4. sıradaki Ona gel gelirken hocam e, değerli seyircilerimizden çiftçi babam hep keşke isim de yazsanız. İsim, yaş ve cinsiyet özellikle bir hastalıkla ilgili soru soracağınızda değerli seyircilerimiz lütfen isim yaş ve cinsiyeti unutmayınız demiş ki bence hocam bence beyaz lahana bir numara demiş şimdi tahminler de gelmeye başladı evet. biz de sizlerden rica edelim acaba bir numara değerli hocamın bir numarası hangisi olacak diye evet. o zaman hocam şimdi buyurun dört numarayı siz söylemiş olun evet. şimdi dört numarada biliyorsunuz dereotu var Hemen söyleyeyim bakın maydanoz, dereotu, soğan, sarımsak uzak doğuda ilaç olarak kullanılır. Bunlar çok güçlü fonksiyonel gıdalardır ama kullanmasını bilirsen. Evet. Nerede ne zaman neye karşı kullanacağınızı bilirseniz ve hiçbir kürü önerdiğim herhangi bir kürü alışkanlık haline de getirmeyeceksiniz. Çünkü bunu yaptığınız zaman yanlış yapmış olursunuz. Bir müddet uygularsınız. 15 gün, 20 gün, hadi maksimum bir ay. Ondan sonra ara vereceksiniz. Yani vücut yaşlandıkça, hücreler yaşlandıkça artık enzimler, proteinler, aktivasyonları düşüyor, zayıflıyorlar. Yani nasıl hani bir türkü vardır ya, aman aman haldan düştüm yar, halden düşmek. Yani bu enzimler de aktivasyonları zayıflıyor. Çoğu zaman artık bunlar aktif çalışmayı unuttukları için işte bu fonksiyonel gıdalar ne yapıyor? Bunu ona vücuda hatırlatıyor. Siz bunu 15 gün, 20 gün uyguladıktan sonra vücut hatırlamayla bu memory davranışla ne yapıyor? Kendisi koşmaya başlıyor. 8-10 ay sonra veya 1 yıl sonra yavaş yavaş tekrar bunu unutuyor. Enzimlerin aktivasyonları düşüyor. Protein üretimleri zayıflayabiliyor. Neticede bunu tekrar hatırlatıyorsunuz. Bu sistem böyle çalışır. Yani şimdi dereotu'nun bakın Türkiye'de Anadolu topraklarında yetişeniyle Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yetişeni çok farklıdır. Yani birinci kalite dere otu Türkiye'de yetişir. Şimdi bunun en büyük özelliği Hüseyin, triyoid problemi olanlar, bak yavaş çalışıyor veya hızlı çalışıyor hiç fark etmez. Tiyoid hormonlarını müthiş bir dengeleme gücü var. Bunu yüz binlerce insan Türkiye'de biliyor. Kullandılar bunu çünkü. Öneriyorum. Ha, bakın. İskandinav ülkelerinde, İsveç'te ekmeklerinde, kurabiyelerinde, onların sabah kahvaltılarında balık meşhurdur ya. Somon balığı falan hepsinin üzerinde ne görüyorsunuz? Dere otunu görüyorsunuz. Ekmeklerinde var. Ekmeklerinde var yani dere otu. Bu e, hızlı veya e, yavaş çalışan triyoitte bir numaralı yardımcıdır. Hiç mümkün değil yani. Bir başka özelliği eğer solid kitle değilse triyoitteki nodülünüz bakın doktorun verdiği bir ultrason raporu vardır. Hipoekoyik diyorsa veya e, böyle bir nodül solid değilse Allah'ın izniyle bununla yok ediyorsun Hüseyin. Binlerce örneği var. Yani dereotu böyle fonksiyonel bir özelliğe sahip Hocam, başka bir şey bir cümleyle peki mesela trio, tiroid için nasıl kullanmak lazım çünkü geçen geçen hafta buna değinmiştik hı, şimdi peki. diyor ki salatada yemeklerde her yerde biz bunları kullanıyoruz olmaz Ama, olmaz olmaz bakın ne diyoruz fonksiyonel gıdadır bunlar yani özellikleri olan yani doğrudan insan sağlığına doğrudan genetik yapımıza hükmeder bunlar etki eder Dolayısıyla mesela bunu ne, ne zaman tüketeceksiniz? Sabah kahvaltısında bir tutam aldınız. Öğlen bir tutam aldınız. Akşam bir tutam aldınız ve bunu 2 3 ay götüreceksiniz. Bak bakalım onun nodül kalıyor mu? Ben buradayım. Ha şimdi düzenli ama 2 3 ay boyunca her gün düzenli nodüller için. Ama triyoid fonksiyonlarınızı T3 ve T4 bak T3 ve T4 İki tane önemli hormon üretir. TSH ise beyinde üretilir. Şimdi bunu işte dengelemek için dereotunu tüketiyorsunuz. Sabah, öğle, akşam. İki ay sonra doktorunuza mutlaka gideceksiniz. Size ilaç verdiyse kullanacaksınız. Sakın ha hoca dereotunu önerdi ben ilacımı keseyim. Olmaz siz kendi başınıza kesemezsiniz. Hipertriyoid veya hipotiroid, yani triyoidim hızlı çalışıyor veya yavaş çalışıyor dense de ilacınızı kesmiyorsunuz işte bu dengeliyor. Ama mutlaka en geç iki ay sonra doktora gideceksiniz ve triyoid hormonlarına bakılacak. Diyecek ki size ya ilacını kes veya ilacını azalt. Ne yapıyor bu di de tamir ediyor tedavi etme gücü var bunun. Bak binlerce kadından biz mail alıyoruz. Hocam bu nasıl bir mucize diyor. Şimdi bazı e, e, izleyicilerimiz de diyor ki mucizeyi ancak Allah ya işte yarattığı bir mucize bu. Hadi bakalım yarat bir dereotu. Yani dereotuna mucize dereotu demeyin. Derim çünkü mucizedir. Bu bir Allah'ın mucizesidir. Al işte gücün yetiyorsa ilmin bilimin varsa yap bir dereotu da göreyim, değil mi? Şimdi dereotunun bahar ve yaz aylarında yaprak ve saplarını kullanırsınız. Ondan sonra bunlar tohuma kaçar. Ne yapacaksınız? Tohumlarını kullanırsınız sonbahardan sonra. Yeşil taze tohumları var, çok e, iyidir. Bu da aynı zamanda şeydir. Yani çok fonksiyonel e, bir gıdadır. Mesela bazı insanlar sofraya iştahlı oturur. Ama yemek yemek istemiyor fazla. Ama nefis işte. Efendim bir iki tutam dereotu tüketin. Sofraya oturmadan önce bak o iştahını nasıl kesiyor. O büyük abartılı iştahınızı nasıl ortadan kaldırıyor. Mesela Helicobacter pylori midede Helikobakter piloriye karşı müthiş etkilidir. Ama şunu söyleyeyim, brokoli'nin yerini dolduramaz. O özel olarak helikobakter pylori'ye yönelir. Sıralamada brokoli de var geleceğiz. Bunun dışında romatizma şikayeti olanlara yardımcıdır. Prostaglandin inhibitörüdür aynı zamanda. Prostaglandin hücre içerisinde üretilir. Fazla üretildiği zaman da ağrı vermeye başlar. İşte burada e, yardımcı olarak bunu kullanabilirler. Aynı zamanda guatırın da önleyicisidir. Karadeniz insanı kara lahanayı tüketir ya onlar da oluyor. Mübarek yanında biraz dereotu. Yani o lahananın hmm. içine yaparken kara lahana çorbasını filan dolmasını lütfen... Ee, bolca içerisine dereotu koyun ki e, goatur yani iot alımını engelliyor kara lahana. Bu da iot alımını dengeliyor. İşte bitti Peki. bunun ikisi. Bu iki arkadaşı bir araya getir, muhabbet olur yani. O anlamda söylüyorum. Peki. E, üç, üç numaraya mı gelelim? Üç numaraya. Evet. Gelelim. Üç numaraya gelelim. Lahana lahana evet şimbak Hüseyin dünyada 50 kilo ağırlığında lahananın yetişebildiği tek ülke Anadolu topraklarıdır. Afşin Elbistan yöresi. Şu Amerikalı Jack Harlan vardı ya 1948'de ilk tohumlarımızın yurt dışına götürülmesindeki etkin adam. Onun arkasından da şey gelir Davis gelir İngiliz bunlar iki tane tarihi e, şeydir olaydır fakat bunlar insanlara anlatılmadığı için bilmez Cekarlan 1948'de gelir Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu ta Yusuf eline kadar çıkar yukarıya yani 25 kasa sandık tohum götürür Türkiye'den nereye? Nebraska'ya hala bizim o tohumlarımızı kullanıyorlar ve tüm dünyaya bunları hibrit olarak satıyorlar. 1948, biz bunun belgesine sahip miyiz? Belge 1, Cekarla'nın e, Seed World, yani tohum dünyası diye... ...1951 yılında e, bu dergide yazdığı bir yazı var. Bütün bunları anlatıyor. Anlatırken de içinde diyor ki, çok duydum, yani... Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde 50 kiloya kadar yetişebilen lahanalar varmış. Göremedim. Acım bunun diyor ben çok abartılı olduğunu zannediyorum. Hayır. Afşin Elbistan'da her yıl lahana yarışması yapılır. 43 kilo, 45 kilo, 47 kilo yani böyle bir şey. Şimdi bu lahana öylesine fonksiyonel bir gıdadır ki ya nimetleri saymakla bitmez. Uyku apneniz mi var? İşte çözüm. Uyku apnesi. Hani şu ani nefesi evet. durar korkuyla uyanır. Evet. Bunu uygulayacaksınız. Ama açık alan tarımında yetişen lahanayı kullanacaksınız. Bunun en dış yaprağı geniş. Bir tane alacaksınız. Yarım litre su içinde ağzı kapalı yaprakları parçalayıp içine atın. 15 dakika Hüseyin bak 15 dakika kaynatacaksın bunu. Evet. Ondan sonra sen bunu gün içerisinde tüket. Bunu yaklaşık olarak en az 21 gün uygula. Bak o uyku apnesi nasıl oluyor? Oksijen düşüyor. Yani oksijen saturasyonu, kanda oksijen düştüğü zaman işte birden sizi uyandırıyor. Refleks olarak vücut otomatik olarak bunu yapıyor. Şimdi uyku apnesindeki gücü böyle. Hele hele Kronikleşmiş ise bu, akşamları da bir çay bardağı da hazırlayacağınız 40 kilit bitkisinin çayıyla 5-6 dakika kaynatıp beraberinde içecek. Yani öğleden sonraya kadar o yalın litreyi siz bitiriyorsunuz. Bir defada içmenize gerek yok. Ee, akşam da böyle yemekten 2 saat sonra filan 40 kilit bitkisinin çayını içeceksiniz. Yani... Bitiyor, bitirir şeyi, uyku apnesini Allah'ın izniyle. Şimdi bu lahanada önemli olan başka bir şey daha var. Bak Hüseyin, insanların bilmediği lahanayı tanımadıkları için. Şimdi B12 vitaminini biz alıyoruz ya, nereden alırız? Etten, sütten, peynirden, yumurtadan alıyoruz değil mi? B12 vitamini e, merkezinde, kobalt adı verilen ağır bir atom içerir. Yani ağır bir atomdur bu kobalt. Ve içeriğinde metal bulunduran yegane vitamindir B12. Bununla ne ilgisi var diyeceksiniz. Bakın hiçbir bitkide B12 vitamini bulunmaz. Ama bunun turşusunu yaparsanız B12 vitamini oluşur. Bu bir fakat bunun faydası ne? Şimdi siz diyelim ki et yediniz, çiğnediniz. İçeriğindeki B12 vitamini etin proteinine bağlıdır. Midenize gelir, orada pepsin bunu parçalar. Yani B12 ile bağlı olduğu proteini, B12'nin bağlı olduğu taşıyıcı proteinini ayırır. Mide çeperinde parasel hücrelerinde ne oluyor? bir tane şey üretiliyor. Protein. Adı intrinsic faktör. İşte bu intrinsic faktör B12 ile birleşir, bağırsaklara taşınır, orada tekrar ayrılır ve biz B12'yi ne yaparız? Alırız. Bazı insanlarda gastrit gibi, ülser gibi şikayeti olanlarda mide hücreleri bu proteini, yani intrinsik faktörü üretemedikleri için o B12'yi siz alamazsınız. Mümkün değil. Ha, buna dışarıdan iğneyle bunu verirler. Burası çok önemli bir nokta. Bakın şimdi. Bunu ben çınar yaprağındayken fark etmiştim. Yani ondan sonra dedim ne oluyoruz ya? Çınar yaptığında Metilotrofik bakteriler vardır. Bunlar zara toksik etkili olan proteinleri parçalar, yok eder, yerler. İşte bu lahanada, bu lahanada öyle bir özellik var ki Hüseyin intrinsik faktör üretilmediği için ne yapıyor? B12 vitamini açıkta kalıyor. Bağırsaklara indiğinde B12 vitamininin lütfen lise öğrencileri, kimyacılar, biyologlar, tıp hekimleri, efendim eczacılar girsin, baksın şu B12 vitamininin molekül yapısı nasılmış diye. Orada göreceksiniz 7-8 tane saçaklı metil gruplarını göreceksiniz. Bu bakteriler bağırsaklardaki ince bağırsaktaki bu bakteriler bu metil gruplarına saldırıyor ve tüketiyor ve sizin B12 vitamini özelliğiniz kayboluyor. Şimdi lahananın ne alakası var? İşte gastrit ve ülseriniz var ise lahana size orada yardımcıdır. İçerisinde U vitamini var. U vitamini de Ulkustan gelir. Şeyde Türkmenistan'da, Kırgızistan'da, Moğolistan'da At çok kıymetli bir hayvandır. Neden? Çünkü koşularda onu kullanıyorlar, taşıyor, biniyorlar. Yani at kıymetli bir hayvan orada. Bunlar midelerini üşüttükleri zaman bu hayvanlar lahana yapraklarını haşlarlar ve hayvanlara yedirirler. Ata yedirirler ve mideleri düzülür. Ulkus kelimesi işte mide demektir. Oradan gelir. U vitamini de oradan. Esmetiyonin, kükürklü bir. Metiyonin grubu var. Şimdi bu lahana ne yapıyor? Bu lahana ülserinizi ve gastritinizi tedavi etmede, düzeltmede yardımcı ama o parsel hücrelerinin midedeki üretemediği artık ülser ve gastrite bağlı olarak üretemediği intrinsin faktör proteinini yani B12'yi ince bağırsa taşıyacak onu üretmeye başlıyor. İşte bu sayede siz bu sayede lahanayı tükettiğiniz zaman B12 vitamini alımınız artıyor. Bak kaynatıp suyunu içmek 15 dakika. Ama turşusunu yaparsanız aliyo ala oh. lahanada laktobasilus bakterileri var. Bunlar ne yapıyor? B12 vitamini üretmeye başlıyor. Lahana turşusu. Bak karışığını yemeyeceksiniz evetim. Ben yanında salatayı severim domates biraz da patlıcan olmaz. Ya mesela tek başına. nasıl tek başına? Şu, herhangi bir saatte yemekle de değil değil mi hocam? Herhangi. Yok yemeğin arasında Olur da arasında arasında? yiyebilirsiniz Tabii Çünkü neden ee, bu B12 vitamini suda çözünen bir vitamin olduğu için rahatlıkla yemek arasında da yer. tamam o zaman. Çünkü diğerlerini yani. karıştırmıyoruz ya hocam onları evet. ayrı kullanıyoruz. O zaman. Bundan kolay bir e, tedavi edici bir şey bilmiyorum ben. Lana turşusu hepimiz evet. çok severiz. Mübarek bunun içerisinde indol grupları var. Hormonları dengeler indoller. Yani nasıl işte bu. Maşallah. Bu evet. yani o kadar fonksiyonel bir gıda ki. Mesela kan şekerinizin düşürülmesinde bazı insanlar inzulini vurulur bir türlü kan şekerim düşmedi der. İlacını alır düşmedi efendim. Kaynat 15 dakika lahana suyunu ve iç birkaç gün. Bak o şey nasıl e, düşmeye başlıyor. Şimdi... Hocam e, bu insülin demişken e, araya bir de değerli seyircilerimizden gelen sorulardan Buyurun. bir tanesini size yönelteyim. E, Aslı Hanım 7 yaşında kızı için soruyor. O yüzden e, hemen sorayım. E, teşekkür ediyoruz görüşleri için. 7 yaşındaki kızım tip 1 diyabet hastası. Ah canım ya. O kadar çok arttı ki Hüseyin. Neler kullanabiliriz? O kadar diyor. çok arttı ki. 7 yaşında. Evet. Yani Allah bu tip 1 e, diyabet çocuklarımızda bunun birkaç tane de dedi var. E, Hüseyin. Yani burada artık bunu eski haline getirmek inzuline bağlı 3-4 yıllık bir olay ise bunu çözmek çok zor. Yani tekrar eski haline gelmez. Ama ben kesin ve emin konuşmayayım. Bilim ve ilim bize birçok konuda ışık tutuyor. Bakarsınız bu iş yeni keşifler, yeni buluşlar olabilir. Ben kendisine burada yani şeyi öneriyorum. Ihlamur, kuşburnu ve altın otu karışımını öneririm. Düşürülmesinde mükemmel bir yardımcıdır. Yani ama... Hocam bu derdi ortadan kaldırıyor mu derse işte 4-5 yıllık maalesef mümkün değil. Ancak evlatlarımıza lütfen lütfen çok rica ediyorum. Doğal gıdalar tükettirin. Böyle içerisinde zirai ilaçlar, değişik e, hormonlar. Ya kurban bayramında bakıyorum benim tosunun bir, bir buçuk ton diyor. Ya yapmayın. Yapmayın el insaf yani bir e, tosun 600-700 kilodur maksimum. Nasıl besledin sen bu hayvanı böyle ya? Yani Hüseyin anladın mı? Evet. Şimdi bu lafın içine ben laf katmak istemiyorum. Sıralamayı bitirelim de Ufa. çok önemli bir şey var. Hocam de, Hı. değineceğiz ona da değerli seyircilerimizle tamam. de paylaşacağız. Şimdi ne diyor, kemoterapide, anılarını... kemoterapide, kemoterapi aldıktan sonra Yorgunluk, halsizlik olur. Lahana kürünü uygulayın 15 dakikalık. Vücudunuz direnç e, kemoterapi ile beraber değil. Kemoterapi bittikten 2 veya 3 gün sonra bak bunu çok uygulayan hekim var. Hem de meme seya veya over seyahat olmuş eşlerini uyguluyorlar. Nasıl teşekkür ediyorlar. Şimdi lahanayla ilgili olarak şunu da söyleyeyim. Bakın lahananın akuvaretik özelliği vardır. Diüretik değil dikkat et. Akuvaretik. Vücuttaki fazla suyu atar. Hmm. Akuvat su demektir. Bunun lahananın suyunu içtim miydi? Haşlanmış suyunu 15 dakika. Akuvaretiktir. Vücudu tuvalete idrara çıkarsın ama suyu atar. Ödemlerinizi atmada çok büyük yardımcıdır. Şimdi burada dilinmesi gereken bazı şeyler var. Ben çok fazla detaya girmeyeceğim çünkü programı bitiremiyoruz. <laughs> evet. Hüseyin yani daha daha en faydalı 10 listemiz de var. Şimdi hayır akvaretik vücuttan minerali atmıyor. Mesela diüretik bitkiler var. Ne yapıyor? Vücuttan mineralleri atıyor. Yani diüretik ilaçlar var. Tiyazit grubu. Vücutta ne kadar mineral varsa demir atıyor, potasyum atıyor, sodyum atıyor, kalsiyumu, magnü, bütün mineral şeyinizi boşaltıyor. Çinko atıyor. Yani ondan sonra problemler, kalpte aritmi başlıyor şu bu. Lahana akuaretiktir, diüretik değildir. Yani sıfır mı mineral Hayır yani yüzde iki, yüzde üç tabii ki mineral gidiyor ama Diğer bitkilerde olduğu gibi diüretik mesela tansiyonu nasıl düşürüyor değil mi şey vücuttan e, tabii ki şey mineralleri atıyorsunuz başta sodyumu atıyorsunuz yani kalsiyumu atıyorsunuz limon suyu mesela ne yapar kalsiyumu hemen kendisine bağlar sitrik asittir <laughs> kalsiyumla birleştiği için bu defa e, ne oluyor tansiyonunuz düşüyor ama limon suyu aynı zamanda şeydir biliyorsun. Diüretiktir. Bunu söyleyelim. Limon suyu içenler bilir onun tansiyon düşürücü özelliğini. Bir bakın ha çok önemli bir nokta daha var. Bugün venöz yetmezlik dediğimiz toplar damar yetmezliği ayaklarda yürüyemiyor, Hüseyin ağrı yapıyor. Efendim 15 dakikalık lahana. Venöz yetmezliği var adım attırmaz bazen. Yürürsünüz öyle bir yere diz kapağınızın sağ tarafına doğru, soldakinin de sol tarafına doğru yukarıda e, yanma yapar. Adım attırmaz size. Bundan kurtulmak mı istiyorsun? Toplar damarlardaki dolaşımı düzeltmek mi istiyorsun? İşte bu. Bak iç kurtul bu dertten. Venöz yetmezlik tıpta tedavisi yok. Yok. Ama fonksiyonel gıda. İşte bunlar e, Birer fonksiyonel gıda yani hedefe doğrudan etki eden sebzedir lahana. Daha çok özellikleri var da ben bir defa şeyi var bunun. Mide ve bağırsak kanserini önleyici Peki. gücü var bunun. Müthiş. Bağırsak mukozasını temizleyen bu. Peki hocam. Bir başka şey daha. Buyurun. Bak bir başka şey daha. Şimdi saymakla bitmez de bu nimet. Şunu da söyleyeyim. Bazı insanlar mesela kiloludur bayan 6 7 kilo almıştır. Erkek her neyse efendim diyet uygularlar. Neymiş? Zayıflamak istiyor. Bu zayıflatır mı? Bunun zayıflatma gücü var mı? Evet var. Bir, Bunun suyunu içmeye başladığınız zaman akuaretik olduğu için siz ne yapıyorsunuz? Önce 3 4 5 gün vücudunuz su atıyor. Aa beni zayıflattı zannedersiniz. Hayır. Hayır. Vücuttaki o ödemi attı. Ödemi atıyor. Ödemi atıyorsunuz. Ondan sonra vücut otomatikmen kendini korumaya alır. Homeostaz. Dengeyi koruyacak. Bu sefer su tutmaya başlar. Ancak lahanadaki, lahanada öyle bir özellik var ki Hüseyin. Bu indol gruplarının içerisinde yani indolün bir üst basamakta petveyine baktığınız zaman metabolik petveyine kimyacı biyolog eczacılar bilir İzotiyosiyanat grupları vardır. Yani onlar ne yapıyor biliyor musun? Toksinleri atıyor. Şimdi kişi zayıflamaya başladı. Derler ki ya sen yaşlanmış gibi gözüküyorsun. Yüzün Çöktü. çökmüş evet. filan evet. böyle Ha neden işte diyet o diyeti uyguluyor bu diyeti vücudun alması gereken ihtiyacı olan şeylere sınırlama geliyor, nefsiyle savaşıyor, strese giriyor, canı istiyor yemek yem ya böyle diyet mi olur? <laughs> yani şimdi katılıyorum hocam. Laha, e bırak işte burada lahana o 15 dakikalık. Peki bu insanlar neden yaşlı gözüküyor lafın içine laf giriyor Hüseyin. Olsun çok önemli hocam. Ha, neden yaşlı Neden? gözüküyorlar, çökmüş gözüküyorlar? Çünkü e, zirai ilaçlar, bütün bunlar yağda çözünürler. Yağda çözünür demek, siz kilo alırken yağ hücrelerinize depolanıyor bunlar. Yağ dokusunda depolanıyorlar. Yağda çözünmesinin Hı. anlamı bu. Ama e, bu şeyde olmuş olsa, suda çözünüyor olsa terlemeyle, solunum yoluyla. Çünkü nefes verirken de suyu dışarı veriyoruz. Dışkıyla, idrarla atarsınız dışarı. Ama bunlar yağda çözündüğü için bu toksinleri dışarıya atamıyoruz. Sen şimdi zayıflamaya başladı mı kişi? Ha, ne oldu? Bu toksinler açığa çıktı. Çünkü yağ eridi, yağı yaktın. Yani diğer anlamıyla ifade tarzıyla yağ metabolize oldu. Yani yağ parçalandı, e, zirai ilaç toksini atamıyorsun dışarı. Bu sefer ne oluyor? Kana geçiyor, kanda dolaşıyor. İşte o yüzündeki renk, solgunluk, biraz halsizlik işte bu toksinin dolaşması. Ve bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani siz toksini vücutta kan dolaşımı üzerinden ne yapıyorsunuz? Sirküle ettiriyorsunuz dolaştırıyorsunuz. Bu yanlış. Ne yapacaksınız? İşte Hüseyin bu. Transformasyon. Biyotransformasyon. Kimyacılar, biyologlar, eczacılar bunu çok iyi bilir. Yağda çözünen bu toksinleri ne yapıyor? Dönüştürüyor, suda çözünür hale getiriyor. Ve bu kürü uygulamaya başladıktan 3 gün sonra yağlı yağlı terlemeye başlıyorsun. Elini sür, ya bunu dışkıda da hissedersin, tamam? Ve vücudun kokmaya başlar. Neden toksin atıyorsun mübarek? Yani dolayısıyla böyle vücudunda bir çöküntü, bir halsizlik, e, renk değişimi ciltte görmeyeceksin. Çünkü bu o toksinleri suda çözünür hale getiriyor. Ya bu lahananın, müthiş, bak müthiş. daha çok müthiş. anlatılacak şeyleri var. Yani e, hele hele bu kadarla kalsın çünkü bak bu intrinsik faktörü midede en büyük özelliğidir. Çok insanlar bilmiyor. Bunun makalesini yazdım da göndereceğim daha şeye yayın evine. Yani bunun en büyük özelliği Hüseyin B12 vitamininin ihtiyacı olan taşıyıcı protein olan intrinsing faktörün mide hücresi tarafından salgılanmasını aktive ediyor. Bak bazı insanlarda hiç üretilmez. Onlara hep dışarıdan kan yoluyla veriliyor B12. Bu anlattığınız her şey için aslında modern tıpta bir de ilaç var değil mi hocam? Mesela bu anlattığın şey şunun için şu, bunun için bu ama işte <laughs> bir de lahana var. Yani ya insan lahana'ya hayran olur mu hocam? Lahana genetik olur. genetik yapımıza en uyumlu. Maş topraktan geliyor. Sizi topraktan evet. yarattım derken Ey insan, senin bütün malzemen topraktan. E bu yediğine, içtiğine de dikkat et. Karışık, kuruşuk şeyler yeme. Katkılı şunlar, bunlar sağlığını bozarsın. Peki hocam, şimdi bunu lahana kürünü e, şimdi ben yarın başlasam. Hı hı. 15 gün. 15 gün. 15 gün yapsam e, yarım litre suda. Evet. E, en dış yaprağını. Evet, o attıkları pazarda Evet, pazarcıların attıkları. attıkları en dış yaprağını kaynat 15 bak seni zayıflatacak. İlk bir haftada o attığın senin akvaretiktir. Suyu atıyor, ödemi atıyor. O zayıflama değil. Bir beşinci günden sonra vücut homeostaza giriyor. Biyotransformasyon başlıyor ve toksinleri atıyorsunuz. Tabii ki yağı da yakıyor o arada. Yok mu evinin önünde değerli seyircilerimiz? Ama efendim bana kültür, kültür lahanasından bahsetmeyin. Evet, şu tabii. futbol topu gibi olanlar tabii. hep anlattık bunları. Şimdi işte Hüseyin bak değerli izleyicilerimize ben yaklaşık 25 yıldır bu kürleri anlattım. İşte şunu şu kadar kaynat, bunu böyle yap filan. Biz sadece pür hazırlama şeklini verdik. Ama zaman içerisinde bu kişiler hekimlere gittiklerinde hep, hepsi değil tenzih ediyorum. Hadi oradan çerçöpten şey mi olurmuş deyip bu insanlara kızdılar. Böyle bir şey olmaz dediler. Ama şimdi geliyor hastanın biri bunu yaptım diyor. İki gün sonra başka bir, iki üç hasta geliyor bunu yaptım diyor. Ha diyor şimdi hekim bir dakika burada bir şey olmalı. İşte dikkat edersen Son 2-3 yıldır ben bunların biraz kimyasına girerek nasıl bir metabolik pathway üzerinden gittiklerini açıklamaya çalışıyorum. İşte anlaşılır duruma geldi. Geldi. Çok şükür geldi. yani. Şimdi en faydalı 5 sebze listemizde 5 numara maydanozdu, 4 numara dereotu, 3 numara lahanaydı. Geldik soğana. 2 numara da soğan. Evet. Şimdi... Kırmızı soğan bana gücenmesin. Ee, burada esas iş Beyaz. soğan. Efendim bunun da hibritini yaptılar. Yakışıklı soğanlar. Kamyon tekeri gibi hepsi aynı boyda. Evet. Filelerin içerisinde evet. hayır. Ben Anadolu topraklarının doğal soğanından bahsediyorum. Bunu kullanacaksınız kardeşim. Bu böyle bir nimet ki bak On binlerce kadın ameliyattan kurtuldu. Polikistik over. Birebir tıpta çözümü yok Hüseyin. Soğan kürü. Soğan kürü işte. Yani bu kadar e, güçlü. Çünkü bakın hep söylüyorum Macaristan'da ve Fransa'da miyom, endometrioz, kadınların sebzesi bu erkeklerin de aynı zamanda ve polikistik over, çok ender görülür. Tıpkı dereotunu anlatırken İskandinav ülkelerinde triyoid problemini göremezsiniz. Neden adamlar ekmeğin içine bile dereotu koyar? Her patates salatayı hangi mağazaya gidersen git içinde dereotu var. Fransızların soğan çorbası, Macarların da gulaşı var. Yarım kilo ete bir kilo soğan koyarlar gulaş. E bu işte senin polikistik overini engelliyor. Çikolata kisti dediğin endometriozisi engelliyor. Ya miyomu engelliyor. Beslenme bizim doğrudan genetik yapımızı etkiliyor. Yani nutrigenetics diye bir bilim dalı çıktı. Bunu biz 90'lı yıllarda söylediğimizde bu adam üşütük diyorlardı. Yani değil işte geliyor. Şimdi dolayısıyla soğan mesela Prostatit, bazı insanlarda prostat içi iltihaplanmaya bağlı çok ağrılı geçer. Lütfen ekmekle beraber çiğ soğan tüketin. Birkaç saat sonra ağrınızı alacaktır. Yani e, vücuda karıştıktan sonra. Şimdi kadınlarda gonadotropin hormonları var. FSH gibi. Evet. Folikül stimüle hormon, lutein hormonu efendim bunların dengelenmesinde müthiş etkili. FSH'ı yüksek olduğu için hamile kalamayan binlerce kadın bir tek soğan kürüyle hamile kaldılar. Bunun için gelir mazi o ya hocama söyleyin teşekkür ediyorum soğan kürüyle bir hamile kaldık filan diye. Yani bu işte polikistik over bazen engeldir yapın. Her e, sağlıklı kadının, her sağlıklı erkeğin 6 ayda bir 15 gün gastrit ve ülser şikayeti yoksa soğan kürünü uygulaması rahim sağlığı ve gonadotropin hormonlarının dengelenmesi bakımından en fonksiyonel gıdadır. Zaten bu Çin'de, Moğolistan'da, Hindistan'da ilaç diye verilir. Yani bunu söylemiş olalım. Şimdi soğanla ilgili olarak şunu da söyleyeyim. Bakın kış mevsimine geliyoruz. Soğan kürünü uygulayan bayanlar şunu söylüyor. Hocam ben her kış gribe yakalandır, yakalanırdım. Bu soğan kürünü uyguladıktan sonra artık bana grip ilişmiyor. Doğrudur. İlişmez. Yani şu Ekim ayında filan yapacağınız bir 15 günlük soğan kürüyle ne yapıyorsunuz? O sizi 2-3 ay idare edecektir. Gribe karşı müthiş size bağışıklık kazandırıyor. Hüseyin. Tamam, lütfen. Doğal soğan. Bu soğan bambaşka bir şey. Evet. Soğanı tamamladık mı hocam? Ya da anlatı, bak onun kahverengi kabukları var. Onu soyup öyle hazırlıyorlar da kahverengi kabuklarındaki bu nimetin içinde öyle bir hikmet Hep var ki. dışlarında değil mi? Ya Hüseyin, hep attığımız yerlerde. Tabii beğenmediğin yerde. Evet. Yani lüzumsuz bir şey. Bak doğada çöp diye bir şey asla yoktur. Yaratılmış her şey, yani canlı olarak bu dünyaya gelen her şeyin bir sebebi bir hikmeti vardır. Yılan dersin ya, insana faydası ne? Ya işte onun zehirinden, venomundan. Bugün tansiyon düşürücü ilaçlar yapılıyor. Yani hayvanın özelliğinde bu. insanlara ışık tutuyor yani. Niye aşağılıyorsun ki? Yani bir yaratılış nedeni vardır. Eğer bir şeye çöp diyorsanız bilin ki siz o konunun cahilisiniz. Yani o konuda ilim ve bilim sahibi değilsiniz. Onun için aşağılıyorsunuz. Veya işte lüzumsuz diyorsunuz. Daha dikkatli olmak lazım. Lahananın o dış yeşil yaprakları çöp değil. Soğanın hemen o kabuğunun altındaki değil mi hocam? O genelde atılır. Tabii canım. Genelde yani atılır. o kahverengi kabuğu çok kıymetli. Bir gün anlatırız onu da. Tamam hocam. Yani çünkü bak yetişemeyeceğiz. Evet, çok Sonra sorularımız e, da var. Şeyimiz. Bir numaraya geldik ve bir numara tabii ki. Brokoli. Tabii ki brokoli. Evet. Tahmin etmiştir Şimdi bakın. Değerli izleyicilerimize şunu söylüyorum. Dereotu, brokoli, lahana, soğan bunlar öylesine fonksiyonel ki neden fonksiyonel kelimesini kullanıyoruz Hüseyin? İnsanla uyumlu biocompatible der İngilizler, Amerikalılar. Biyolojik uyumlu, genetik yapınıza en uygun. En uygun. Tükettiğiniz zaman müthiş etkili. Bak şimdi. Bu benim 2000 yılında Amerika'da işte bahsettiğim Brodjoli, Brodjoli Saracoğlu diye yazdığınızda evet. çıkar. Amerika'da hala yayınlanıyor bak 18 yıl prostatit şikayetlerinde bu bulunmaz bir nimet. İyi huylu prostat büyümesine bağlı şikayetleriniz mi var? Gece artık sık sık tuvalete mi kalkıyorsunuz? Uykunuz bölünüyor şu bu. Brokoli kürü. Gelelim bayanlar için. Bakın bugün kadınların memesindeki fibrokisti modern tıp tedavi edemez. Ancak operasyonla alır çıkartır. Sonra tekrar çıkar regl öncesi sertlik, hassasiyet ve ağrı yapar. Ne yapacaksınız? Çözümü budur. Brokoli. Ve fibrokistleriniz de ne oluyor? Yok ediyor, yok ediyor ya. Daha ne diyeceksiniz hocam? Yok ediyor. Yok ediyor işte. Solit kitle olmayacak. Bak solit kitle evet. üzerine trioitte ve memedeki solit kitle üzerine çalışıyorum. Buldum bulmak üzereyim. Allah nasip ederse İnşallah. ama bazen Hüseyin öyle oluyor ki ya bu çok kolay ben bunu bir haftada çözerim diyorsun. İnan 20 yıl geçiyor çözemiyorsun. Oo bu çok karmaşık bu çok zor bunu bunun içinden çıkamayız ömrüm bile yetmez diyorsun. Bir bakıyorsun bir ay sonra çorap söküğü gibi her şeyi görmeye başlıyorsun. Hemen açıyor sana sırrını veriyor ama bazen de kapalı kutu çok kolay zannediyorsun... Yok olmuyor işte Hüseyin. Yok. Şimdi brokoli bu anlamda fibrokistler için. Hele hele kadın doktora gitti de bir o fibrokistlerin etrafında mikrokalsifikasyonları gördüm. 6 ayda bir kontrola geleceksin dedi ya. Bitti. Korku, endişe, heyecan, tasa bu ve otomatikmen vücut strese giriyor. Acaba kötü bir şeye mi döner diye. Şimdi dolayısıyla bu kalsifikasyonları da ortadan kaldırıyor. Onu söyleyeyim yani bu arada. Şimdi mide ülserine karşı da kullanabilirsiniz. Menopoz şikayetleriniz mi var? Buyurun brokoli veya soğan kürü. Yani peynir ve süt vücudu asidik yapar. Asidik olduğu zaman da vücut kalsiyum atar. Sizin sütten, peynirden aldığınız o kalsiyumu ememez. Dolayısıyla burada en uyumlu olanı dediğim